Efendim merhabalar. Barbie Gelinler programımıza hoş geldiniz. Evet. Sevgili jüri üyelerim buradalar. Merhaba. Hey. Merhaba, merhaba, merhaba. Ay merhabalar. Vallahi burada kaldık biz ya. Oh, kaç program daha var pardon? Birazcık daha var, birazcık daha var. Biz sizle olmaktan çok mutluyuz. Siz mutlu değil misiniz? Biz de çok mutluyuz da yani hiç yer de değiştirmiyoruz. Kaldık böyle. Benim saçlar oldu 8 metre burada. Ay sakın saç demeyelim bir daha sakın saç demeyelim. Ay yok yok evet, demeyelim. Lütfen demeyelim. Evet, oh, siz nasılsınız? Ay çok iyiyim tatlım, çok iyiyim. İçim geçti benim de biraz. Bu koltuğa oturanın uykusu geliyor biliyorum ben daha önceki programlarla. Koltuklar çok rahat ondan. Ay çok rahat, çok vallahi. Baksana sen her yerler değil mi? Ay canım benim ya. Ay Harry, nasılsın? Harry bizi duymuyor kendinden geçmiş. Neyse ben evet üçüncü gelinimizi çağırıyorum. Evet kim geliyor? Dilek bizle. Hadi gel bakalım Dilek çok merak ediyoruz seni. Merhabalar. Ah, merhaba çok nazik çok kibar narin bir gelinlik. Ay evet çok teşekkür ederim. Ben böyle bu renklerde kibar şeyleri çok seviyorum. Sarı böyle altın gibi şeyleri çok seviyorum. Boynumda onun için böyle birazcık altın, kalın altınlar kullandım. Gelinliğimin üzerinde de böyle Swarovski taşlar ve boncuklar kullanmayı tercih ettim. Saçlarımı da gördüğünüz gibi kabarık kullanmayı tercih ettim. Çünkü benim saçlarım kıvırcık olduğu için ben böyle kıvırcık kalmasını, doğal kalmasını istedim. Doğalıktan yanayım çünkü onun için böyle düşündüm. Bakalım jüri üyelerimiz ne düşünecekler, ne beğenecekler. Çok güzel. Bu arada jüri üyelerine dönmeden önce evet senin de atölyedeki hazırlanma görüntülerini bence izleyelim. Ha, ne dersin? Evet, çok tatlıydı. Vallahi seyredelim hemen. Bence oraya bağlanalım. Evet, seyredelim. Hadi bağlanalım bakalım. Çok keyifli. Arkadaşlar, bunlarda klasik bir gelinlik, daha taşlı, daha böyle dönemsel bir gelinlik yapmayı düşündüğüm için böyle inciler var üstünde. Taşları var. Böyle bir şey kullanacağım. Güpür dantel kullanacağım. Bakalım nasıl bir şey olacak. Çok fazla kumaşım yok. Onun için elimdeki kumaşla nasıl bir şey çıkacak bilmiyorum. Hadi gelin başlayalım bakalım. Şimdi şöyle iki tane açılı V şeklinde bir parça keseceğim. Şöyle bir parçam var. Nasıl kullanabilirim diye düşündüm. Şöyle beli olacak şu kısım. Bu da iki tane parça olacak. Keseceğim. Şu bel kısmını bir çıkarayım şöyle. Bel oyuğunu kestim. Şöyle iğneleyebilirsiniz kaymaması için. Bu da yine likra bir kumaş. Güzel esniyor. Şimdi böyle kesiyorum V şeklinde. Şu kısmı da şöyle yine oval yapacağım. Evet kumaşı açtım. Şuraları biraz V oldu. V yapmayacağım. Şöyle yuvarlıyorum. İsterseniz V de kullanabilirsiniz. Şu etekte de böyle bir bombe var. İsterseniz burayı böyle kullanın. Ben yine orayı bir yuvarlayacağım şöyle. Etekleri şöyle açılı birleştireceğim, dikeceğim. Şu boyu biraz daha kısaltabilirim. Buradan birleştirip bir arka daha kesip birleştireceğim. Şöyle olacak etekler. Hadi gelin dikelim bakalım. Evet, kumaşı şöyle dikeceğim elimde açılmaması için. Sürfüle gibi yapıyorum arkadaşlar. İsterseniz burayı makinede de yapabilirsiniz. Büyüklerinizden yardım alabilirsiniz makine dikişi. Ben elde yapıyorum. Şimdi böyle bir güpürüm vardı. Buradan çiçekleri çıkartacağım. Şöyle kesiyorum. Bunları da yine böyle elde nakışmış gibi dikeceğim kumaşın üstüne. Siz de evde böyle dantelli kumaşlarınız varsa benim kullandığım gibi kullanabilirsiniz. Ya da farklı aksesuarlar, taşlar. Kendi elinizde dikebilirsiniz. Şu şekilde şöyle ince tül olduğu için yanlardan şöyle çıkartıyorum. Küçük parçaları böyle değerlendirebilirsiniz arkadaşlar. Evet şu kenarlardan tutturuyorum.
eteğimin ön tarafına diktim. Tek kat iplikle şöyle tutturacağım. Evet, eteğine böyle bir ekleme yaptım. Bel kısmına da aynı tülden ekleme yaptım. Birbirini tamamladı diye düşünüyorum. Şimdi üst kısmını yapalım bakalım. Gelinin üst kısmı nasıl olacak? Şimdi yine böyle arta kalan parçalarımdan üst yapacağım. Yine likrası olan bir kumaş. İki kat yapacağım daha tok olsun diye. Esniyor çünkü, güzel esniyor. Kaymaması için yine şuralardan tutturacağım. Bunu da straplez yapacağım. Şuralardan dikeceğim. Yine buralardan şu çiçekleri çıkardım. Şu üst kısma yerleştirdim. Yani biraz böyle bir tül ekledim. Tülle de hani bir böyle değişik bir hava versin, bir tarz olsun diye tülü uzun bıraktım. Giydirelim bakalım nasıl oldu. Ben de merak ediyorum. Bir prova yapmış olalım. Evet, bebeğimiz hazır. Şimdi evet, bebeğimiz hazır. Bitti. Gelinliği hazır. Kulisi alacağız, saçını yapacağız, makyajını yapacağız. Şu ruj rengini değiştirmek istiyorum ben. Çok pembe geldi bu gelinlikle. Biraz daha koyu bir ton olabilir diye düşünüyorum. Bana bak, asma suratını hadi. Birazdan çekime gireceğiz hadi. Ay, niye asmayayım ya? Bir sonrakine katıl dedim sana, katılmadım. Bak kilo da veremedim işte. Bu kiloyla hiçbir şey bulamıyorum ben üstüme. Beni de zorla getirdin bu yarışmaya. Nasıl suratımı asmayayım? Öf. Hadi sus. Aham, bak. Kayıtta mıyız? Evet. Aha. Merhaba. Aha, tekrar merhaba. Ben Dilek. Biz yarışmacı olarak katıldık. Ben gelinim. Bu da Nedimem. Daha doğrusu kız kardeşim. İkimiz katıldık. Hı-hı, evet. Merhaba. Merhaba, merhaba. Ne diyeceğim bilemedim. Evet, biraz mutsuzum. Çünkü biraz kilom var, kilomu veremedim. Bu arada ben Melis, merhaba. Evet, şimdi saç ve makyaj yapılacak bize. Sıramızı bekliyoruz. Evet, bekliyoruz. Bekleyeceğiz bakalım. Bekle, birazcık bekle. Evet, hoş geldiniz. Buyurun, sizi şöyle alalım. Gelin hanımı alalım hemen. Evet, nasıl bir saç istiyorsunuz? Saçımı açabiliriz. Ben saçımdan memnunum. Saçım açık olabilir. Makyajım da hafif olsun istiyorum. Dudaklarımı da hafifleştirebiliriz. Tamam. Hadi başlayalım öyleyse. Saçlardan başlayalım. Evet, böyle nasıl? Tacı saçların arasında bırakalım. Evet, olabilir. Kibar oldu böyle. Güzel oldu. Gelinliğime uygun bence. Böyle olsun. Beğendim. Evet, dudağın rengini biraz açacağız. Öyle demiştik. Evet, şimdi yanaklarımızı hafif pembeleştiriyorduk. Öyle istemiştiniz. Evet, nasıl? Bence yakıştı. Hoş oldunuz. Evet, teşekkür ederim. Güzel oldu, hafif oldu. Saçlarım zaten yetiyor bana. Evet, ben gideyim prova odasına. Birazdan geleceğim. Hadi sana başlasınlar. Kalk öyle oturma. Kalk hadi. Uf. Ay, çok güzeldi. Çok eğlendik. Evet. Şimdi hemen ben de sabırsızlanıyorum. İsterseniz Hemen hadi dönelim. Bakalım ne diyecekler. Evet, sizin fikirleriniz benim için çok önemli. Benim hakkımda neler diyeceksiniz? Çok merak ediyorum. Lütfen buyurun. Ben gerçekten çok beğendim. Saçlarının rengini ve makyajını çok beğendim. Özellikle pembe rujun çok hoşuma gitti. Benim sevdiğim renkler bunlar. Gelinlik de çok güzel. Mutluluklar diliyorum. Ay. Canım Dilek'ti değil mi? Evet. Ay. Çok güzelsin Dilek'ciğim. Çok tatlısın. Güle güle giy, güle güle giy. Çok güzel. Çok kısa yorum yaptı. Demek ki beğenmiş. Ay, evet, Harry. Ay. Ay, evet. Merhaba. Tekrar merhabalar. Çok güzel. Çok güzel. Bu şey, bu bayan. Evet, çok güzel bir bayan. Evet. Evet, bir programın sonuna geldik. Bundan sonraki şeyleri izlemek isterseniz, efendim atölyeler ve makyaj programlarını izlemek isterseniz Oyuncak Butik kanalımızdan izleyebilirsiniz.
Ay evet evet, oradan izleyelim bize. Evet. Hadi bakalım. Bye bye. Bye bye.